Burdur'un meşhur yöresel tatlılarından biri de pekmez sucuğu. Peki pekmez sucuğu nasıl yapılıyor? Pekmez sucuğunun nasıl yapıldığı ile ilgili püf noktalarını Burdur'da yaklaşık bir asırdır dededen toruna şekercilik yapan Mesut Kayabaş ve oğlu Abdullah Kayabaş'tan öğrendik. Mesut Kayabaş ve oğlu Abdullah Kayabaş, pekmez sucuğunun kıvamı çok önemli. Kıvamı tutmadığı zaman hem şekli olmaz hem de lezzeti olmaz dediler. Babam da 1945'te, şimdi dükkanımızın adı olan Can Katan, babamın ilk açtığı dükkanın adı. Neredeyse bir asıra yaklaşmış diyebiliriz. Bir asıra yaklaşık, evet. Evet abicim, biz senden pekmez sucuğu nasıl yapılıyor onu bir öğrenelim. Bunun püf noktası var. Sanırım bütün malzemeler Burdur'un malzemesi. Elbette. O çok önemli bir şey zaten. Pekmez sucuğu öncelikle Burdur dimlit üzümünden, Burdur'a has dimlit üzümünün pekmezinden yapılırsa güzel olur. Ve Burdur'a has, Burdur civarında yetişen cevizlerden yapılırsa iyi olur ve beyaz yağlı cevizden olursa lezzetli olur. Ham maddesinin bir de nişasta da. Nişasta da buğday nişastası olursa güzel olur. Mısır nişastasından pek lezzetli olmaz. Buğday nişastasının belli karışımı, su ile karışımı çözeltilerek daha sonra pekmez belli kıvama kadar ısınınca buğday su ile eritilmiş buğday nişastasını içine belli oranda pekmez ilave edilerek tekrar karıştırılır. Kaynamakta olan belli dereceye gelmiş pekmezin içerisine tekrar konulur. Ve 2 saate yakın karıştırılır. Bu mesela az önce anlattığım olay. Evet, yapılışını da görüyoruz şu evet. Anda. Belli orana belli ısıya gelmiş pekmez daha önce suyla inceltilen biraz daha koyalım ile karıştırılır. Tabii bu arada pekmez ısıtıldı. Evet. Soğuk nişastaya sıcak pekmez. Sıcak pekmez. Pekmez belli dereceye kadar kaynar. O da hissettiğimizdir bizim. İşin içine burada ustalık girer. Daha sonra bu karıştırılan nişasta kaynamakta olan pekmeze dökülür. Kıvama yine kendi görüşümüze göre kıvama gelinceye kadar pişirilir. Eğer az pişerse tutmaz. Daha önceden çizdiğimiz beyaz cevizlerimizi batırılır üzerine. Yine el maharetiyle belli şekli vardır onun batırma şekli. Daha sonra bu şekle gelir, asılır. Kıvama gelmezse pekmez sıyrılır iner cevizlerimizden. Onu tekrar mı yapmak zorunda kalıyorsunuz? Yani o çok güç olur artık. Yeniden batırmak en güzeli olur onu. Evet. Her şeyin bir püf noktası var. Elbette. Demek ki. Elbette. Yani bizler elbette. Evde denesek herhalde bunu çok zor tutturabilir miyiz? Nişasta kıvamı, ısı ayarı bunlar değiştirir işi. Yani bir lokum düşünün, pişkin lokum, çiğ lokum hesabı. Ama pekmez sucuğu çiğ olursa ağzınıza, dişlerinize sıvaşma durumu olabilir. Tam kıvamında olması gerekiyor. Evet.